Allah razı olsun. Nasip olur. Tamamen hazırlandı mı? Oldu mu? Ömer! Buraya niye 10-12 biçim atmadın? Hey! 12 biçim atadın. Beyazlarda ateş daha önce yıllardır burada ekilen Elazığ bölgesinde, Palu'da, başka yerde yok, sadece Elazığ bölgesinde olduğu için buranın ekimi Mayıs ayında başlar, çeltik ekimi. İşte hasat zamanı da şimdi, 10. ayın 10'u. Biçtikten sonra bu harmana gidecek. Harmanda kurutacağız. Mersin'e gönderiyoruz fabrikalara. Diyarbakır, Mersin, Maraş. O bölgelerde fabrikalara da çekiliyor. Şu an çeltik aşaması. Çekildikten sonra pirinç aşamasına geçiyor. Bölgemizde yaklaşık bu yıl bir 500 dönüm ekilmiş. 500 dekar ekim var. Eskiden daha çok ekilirdi. Yani eskiden dediğim 60-70 yıldan fazladır burada ekiliyor. 150 dönüm ekinimiz var. Dönüme ortalama 750 ile 800 arası verim bekliyoruz. Bugün hasatımızı yaptık. Yaklaşık bir 10-15 gün elimizde kalacak. Yani kurutma aşaması, ondan sonra harmanda bunu kurutacağız. Kuruttuktan sonra fabrikalara göndereceğiz. Bu süreç 15 gün sürüyor tamamen, 150 günde yetişiyor. Suyun içinde yetişiyor, bu 150 gün suyun içerisinde oluyor. Tohumu attıktan sonra 150 gün su kesilmiyor, suyun içerisinde yetişiyor. Zor, bayağı zor, emek isteyen bir iş. Gün be gün, her gün içinde olmamız lazım. Bekledik, yetiştirdik. Halkımıza sunacağız. Buranın toprak değerleri, alüminyum değerleri çok yüksek. Çeltik ekimine su sıkıntısı yok. Suyumuz bol. Nehir yatağındayız zaten. Zor bir iş. İnşallah da emeğimizin karşılığını alacağız. Burada biz çeltik ekiyoruz. 60 seneden fazla oluyor. Bu Üç Değirmeni köyünde çeltik ekiliyor. Verimi de yüksektir. Çeltik ekilmediği zaman toprağımız kumlaşıyor. Verim vermiyor başka buğday arpadan. Palu Üç Değirmeni köyünden başka bir yerde ekilmiyor. Fırat Nehri'nden suyunu alıyoruz. Suyumuz boldur. 500 dönüm ekiliyor. Normal verimimiz 800'den 1 ton arasında verim alabiliyoruz. Bugün de hasatımıza başladık. Bereketli uğurlu olsun. Allah razı olsun.